Bugün gerçekleşen Entegre Solar Elazığ Spor basın toplantısında bir soru üzerine futbol şube sorumlusu Eyüp Yıldırım, Feyzullah'ın disiplinsiz davranışlar sergileyerek kendini takımdan üstün gördüğü için süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını söyledi. Bugüne kadar gelen süre zarfı içerisindeki yapılan birçok disiplinsiz davranışlara rağmen hep kazanma yoluna gitmeyi seçen bir teknik heyet ve yönetim kurulu vardı. Bunun en son safhası da zaten Edirne'de yaşandı. Yani Elazığ Spor, Elazığ'ın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu şehrin değeridir. Kimse bu şehrin değerinin formasını yere atamaz. Hadi onu da bir tarafa geçmeyelim çünkü bu çok önemli bir konu. Artı bu süre zarfı içerisinde dediğim gibi biz kazanma namına her türlü şeyi yaptık ama şey noktasında bir de bize sözlü olarak artık Elazığ Spor'la ilgili bir aidiyet duygusunu hissetmiyorum demiş olması da cabası üzerine. Tabii biz bunu rapor doğrultusunda zaten yönetim kurulumuz içerisinde de görüştük. Doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz. Belki bununla ilgili birçok eleştiriler gelip geliyor olabilir. Geliyor da ya işte kişileri kazanamaz mıydınız? İşte transfer tahtamız kapalı. İşte insanları ya transfer tahtan kapalı da olsa ben buradaki bir sürü gencimiz de var. 28 tane futbolcuyuz burada. Elazığ Spor'a hizmet etmeye çalışan 28 tane futbolcumuz var sadece. Teknik ekibi ve yönetimi de buna dahil edersek. Yani ne olursa olsun dediğim gibi biz bu kulübün menfaatlerini, bu kulübün şerefini her şeyin üzerinde tutarız. Ve bunun için de ne gerekiyorsa eğer ben bu kulübün üzerine çıkmaya çalışırsam ben kendim bırakırım veya bıraktırırlar. Bu teknik heyet olursa aynı olsa olur. Burada Ali, Veli, Hasan, Mehmet bunu gözetmiyoruz. Ama dediğim gibi bu kulübün menfaatleri bizim için her şeyin önünde. Böyle de olması gerekiyordu. Yani kişileri kazanma noktasında zaten yeteri kadar kazanmak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ettik. Bunun için burada çok mesai de harcadık. Büyük oranda da bunları başardık. Ama bu son olay affedilir bir olay değil. Bundan dolayı da kadro dışı kalması artık çünkü bana aidiyet duygusu hissetmeyen kişilerle ben yola devam etmek istemem yönetim kurulu olarak. Biz de bunun bilincinde olarak gereken neyse onu yaptığımıza inanıyoruz doğru bir şekilde.